Merhaba sevgili dostlar. Bizi tanıyan tanıyor zaten. İsmimizi çok fazla söylememize gerek yok. Bir dakika şu kamerayı biraz düzelteyim. Sonra konuşacağım nasip olursa. Bugünkü konumuz kulak çınlamasıyla alakalı arkadaşlar. Etrafımda çok karşılaşıyorum. Çok fazla sorular geliyor. Ya da bunu dinlemeye ihtiyacı olanlar vardır diye düşünüyorum. Birçok kişinin kulak çınlaması var. Ve kulak burun boğaza gittikten sonra herhangi bir şey çıkmıyor. İç kulak temiz. Kulakta tıkanıklık yok. Herhangi bir problem yok. İşte yapılması gereken tetkikler, şeyler yapıldıktan sonra ancak nedense bu kulak çınlaması yine devam ediyor aynı şekilde. Şimdi bizim alanımız kulakla alakalı değil. Kulak burun boğaz değil ama bize gelen hastalar da boyun problemleriyle geliyor ve bunun yanı sıra biz işte başka sağlık problemleriniz var mı falan derken İşte kulak çınlamam da var, sürekli beni çok rahatsız ediyor gibisinden ya da baş dönmem var gibisinden bu tarz şeylerde bulunuyorlar, söylemlerde. Sonrasında neyse biz fizik tedavi aldığımızda kişileri belli bir zaman sonra kulak çınlamasının da elimin olduğunu görüyoruz yani. Elendiğini görüyoruz, iyileştiğini görüyoruz daha doğrusu. Ve bu bir iki kez değil, yani şum diyorum ya, pardon şeyle karıştı. Çok kez. Bu karşılaşılabilen bir durum. O zaman biz son zamanlarda şunu farkına varmaya başladık. Yani bir kişi eğer kulak çınlaması varsa, iç kulağın işte muayenesini yaptırdıysa vesaire herhangi bir problem çıkmadıysa ve kulak çınlaması devam ediyorsa bu boyundan kaynaklanabilir diye düşünüyoruz. O zaman sizin de eğer kulak çınlamanız varsa ve boynunuz ağrıyıp ağrımaması önemli değil. Herhangi bir boyun kemiğinin yerinden kayması bile bir sorun ortaya çıkarabilir. Ne yapacaksınız? Bir tane röntgen çektireceksiniz boyundan ya da bir MR çektirebilirsiniz. Daha iyi görebilmek için. Bir fıtık oluşumu olabilir. Bir boyun kemiklerinde bir deformasyon oluşabilir. Kalçifikim dediğimiz osteofitler oluşabilir. Yani şeyler, boyun omurga deformasyonu. İşte o kemikler yapısı aşınmaya başlamış olabilir. Ve bunlar spinal cord dediğimiz omuriliğe baskı yapıyor olabilir. Ve bunlar yine birbiriyle bağlantılı olduğu için kulak sinirinize, göğüs sinirinize ya da diğer sinirlere hasar veriyor olabilir. Bundan dolayı böyle bir durumunuz varsa yapmanız gereken şunu düşünmek. Kulağımda çınlama var. Ne yapmam lazım? Önce kulak burun boğaza gideceğim. Orada yapılması gerekeni yapacağım. Zaten orada problem varsa bana söyleyecekler. Eğer problem yoksa ikinci aşama herhangi bir MR çektirip boyun röntgeni çektirip boyun bölgesinden bir röntgen çektirip gerekli doktora, fizyoterapiste neyse gitmek ve çözülüm aşamalarını hemen ardından takip etmek arkadaşlar. Bunu da buradan sizle paylaşmak istedim. Hani arayıp da internet üzerinde fazla bir bilgi olmadığı için bu şekilde inşallah işinize yarar yani fayda sağlar.